Hadi. Buyurun doktor bey. Buyurun. Yazdığım ilaçları düzenli olarak kullanın. Ya siz hiç merak etmeyin. Ben vallahi de billahi de siz ne dediyseniz tek tek harfiyen uygulayacağım. Yeter ki siz artık gidin. Nasıl duruyor acaba bu ya? Ne oluyor be? Ayşegül! Sen ne yapıyorsun? Of gel ya. Gel buraya gel. Ayşegül iyi misin? Senin ne işin var burada? Bak açıklayabilirim gerçekten. Siz boşandınız. Hala neyin peşindesin? Haklısın. Benim ne işim var burada? Ayşegül bir dinle gerçekten açıklayabilirim ama. Kabahat sende değil, kabahat bende. Kabahat yine sana inanıp yine gelende. Bu sefer gitmene izin vermeyeceğim Ayşegül. Bu sefer seni bırakmayacağım. Hayır. Ya nereye gidiyorsun Ayşegül? Elif'le senin görüş alanımda olmadığınız bir yere. Bir dur, bir dur. Duymadın mı? Seninle evlenmek istiyorum. Sözleşmesiz, anlaşmasız, sadece aşk için, aşkla. Her şey çok güzel olabilirdi Can. Her şey çok farklı olabilirdi. Çok mutlu olabilirdik ikimiz. Ama şimdi Elif'ten sonra seninle tekrar evlenemem. İstemiyorum. Ya bak, ne yapıyorsun? Ayşegül ne yaptığını sanıyorsun ya? İner misin şunun tepesinden? Kaza çıkacak şimdi. O kaza çoktan oldu Can. Çoktan. Sakın peşimden gelme. Ya Ayşegül nereye? Ayşegül! Bile bu başına gelenler. Ya sen niye bu adama acıyıp buralara kadar geliyorsun ki? Hemşire Elif gelip senin yerine olayı çözmüş zaten. Ben seni niye dinliyorum ki Efe Efendi ya? Ben seni niye dinliyorum ya? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bir daha kendini camdan aşağı at. At aşağı, ben bakmayacağım sana. O kadar söylüyorum yani, haberin olsun. Ayşegül, gerçekten minik kalbimi kırıyorsun benim, biliyor musun? Çok minik gerçekten. Bak senin bu kokmuş çantalarını ta dağ evlerinden ben buraya getirdim. İnsan bir bunları düşünür. Hayır, o Elif Cadısı'nın orada olduğundan benim ne haberim olur kızım? Nereden bileyim ben ya? Ya konu Elif Cadısı değil ki ya. Sen niye beni gazlıyorsun? Niye beni gazlıyorsun? Yok Can Tekin hastaymış da, yok ölüyormuş da, bilmem neymiş. Gebersin ya, Allah'ın cezası. Bana bak. Suratıma bak ben konuşurken. Allah'ın cezası ya, gebersin. Efe?
Sen kimle yazışıyorsun bu saatte? Hiç aşkım, iş ya iş. İş ya iş. Hadi bakalım. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Neden bahsediyorsunuz? Olay ne abi? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Anlatsanıza. Bırak Ece ya. Bırak Allah'ın aşkına ya. Ben ne yapsam kabahat zaten. Bak şimdi ağzımı bozacağım Efe ya. Ben sana söyleyeyim. Efe Bey'in kurnazlıkları. Gerçi sen benden daha iyi tanırsın kocanı ama ben sana şöyle özetleyeyim. Kendisi Cantekin Adisi'nin neferi olmuş, neferi. Aşkım açsana. Yok aşkım ya şimdi şey etmeyeyim ben hiç. Efe açsın. Efe açsana. Handan Hanım. Vallahi o. Aşkım kesin işle alakalı bir şey var. Ben dışarıda bir konuşayım geleyim tamam mı? Geliyorum hemen. Sen gördün mü? Kim aramış? Ay görmedim. Ece ne oluyor ya? Ayşegül bana bak. Bu Efe beni aldatıyor galiba. Ne? Oğlum niye açmıyorsun lan iki saattir telefonunu? Abi nasıl açayım ya? Sana büyük tepki var. Korkunç tepki var şu an sana burada. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ayşegül seni şu an yakalasın. Yemin ediyorum bir kaşık suda boğar. Handan Hanım arıyor dedim öyle kaçtın dışarı ya. Yapma ya. Ne yapıyor şimdi Ayşegül? Çok mu sinirli hala? Patron bir şey söyleyeyim mi sana? Bak Ayşegül şu an seni eline geçirsin. Çıplak elle bin parçaya böler diyorum o kadar yani. Elif'i görünce çok bozulmuş kızcağız ya. Haklı olarak yani. Bak hala gülüyor ya. Hala gülüyor Ayşegül dalga geçme ya. Ay Ece. Ay Ece çok komik bu. Bunu düşünmen o kadar komik ki. Bu adam sana aşık. Gözü başkasını görmüyor. Bunu bütün dünya biliyor ya. Bilmiyorum Ayşegül bilmiyorum. Gidiyor böyle telefonla fısır fısır konuşuyor. Ondan sonra evden böyle geç vakit pat diye çıkıyor gidiyor anladın mı? Sonra eve geç geliyor. İçime bir kurt düştü. Bir kurt düşmedi değil yani. Bir kurt düştü içime. Hem bak Cantekin de seni seviyordu ama ne yaptı? Gitti aldattı. Demek ki bu işler öyle sevmeye aşka maşka falan bakmıyormuş. Bir daha söyle. Ne dedim bir daha söyle. Ne yapmış Cantekin? Söyle bir daha sen de söyle. Ay Ayşegül ya özür dilerim. Çok sağ ol. Bir sen kalmıştın gururumu ayaklar altına almaya. Çok teşekkür ederim sağ ol. Aman üf Efe ya. Çok sağ ol gerçekten çok içimi rahatlattın yani. Vallahi kızın gururuyla oynadın bu sefer patron. Yani şu an nasıl kurtaracaksın ben bile bilmiyorum. Sağ ol ya Efe gerçekten acayip moral verdin yani. Hadi kapa telefonu kapa. Kapa. Sonra konuşuruz. Beni dinleyeceksin Ayşegül. Beni dinleyeceksin. Öyle hemen çekip gitmek yok. Ne diyormuş Handan hanımcığın gece gece? Şey ya, aman işte dosyaları karıştırmış da hangisi hangisini onu soruyor bir şey değil ya. Eminim öyledir. Hadi bakalım şimdilik öyle olsun. İnandık diyelim, yedik diyelim. Aşkım sen ne diyorsun ya, ne saçmalıyorsun sen ya? Ay içim daraldı ya, hadi gidin ya üf. Yuh, niye gidiyormuşuz ya? Ay ben anladım bu karı koca kavgasına dönüşecek. Hiç çekemem vallahi hiç. Zira ben bu kavgaları doydum. Ay biraz kafa dinleyeyim ya, hadi gidin. Ay doğru söylüyor. Hadi yoruldum ben de ya. Hadi yanma. Benimkileri de al. Hadi Efe al, taşı. Hamile karın hadi. Yürü. Hadi ben sana evde soracağım. Hadi canım görüşürüz. Ben nasıl gittim oraya ya? İkimizi birden çağırmış. Tamdaki özgüvene bak. İnanamıyorum.
Hadi be Efe ya, hadi be Efe. Nerede kaldı bu çocuk be? Aldın mı? Aldım patron, hepsi birebir. Yavaş lan, yavaş. Şşş, yavaş. Gel hadi gel, sallanma fazla. Çok işimiz var daha. Ama patron. Ne aması maması, aması falan yok oğlum, Allah Allah. Bu kadar şey tek başıma yapamam herhalde, değil mi? Allah'ım sen beni duyuyorsun ya. Ayşegül'le şunun arasını yap da bir nefes alayım. Yatağımda uyumayı özledim ya. Lan! Dur ben çıkacağım. Hey. Benim klostrofobim var, kalamıyorum kapalı yerde ben. Ya oğlum hasta mısın ya? Çok korktum patron. Stresli ol. Patron, bir el attı. Şunu da halledelim be, bitsin. Sağ olasın. Yorulma. Gerisini ben hallederim ya, bırak. Yorulma mı? Ha, yorulma kardeşim. Hallederim ben gerisini. Ben gideyim o zaman. Ha, git git. Sağ ol Efe. Vay be. Gideyim lan. Fare düşse acil servise kaldırılır ya. O ne? Yok artık. Çadır kampı. Burada çadır kampı mampı hiçbir şey yapamazsın ya. Ya Ayşegül sana ne zararın var ya? Şuracıkta kıvrılıp yatıp uyusan birazcık ne olur yani sanki? Ya dalga mı geçiyorsun Can? Hayır. Mesire yeri mi burası? Burası benim evim ya. Burası benim bahçem. Yürü git. Yürü git. Ayşegül nereye gideyim ben? Gidecek yerim yok ya. Evim barkım yok benim yani. Evim yok. Ah canım. Elif'e git. Onun evi yok mu? Onun bahçesi yok mu? Sen iyi bilirsin orada nasıl kamplar yapılır ha? En tebdili mekanda ferahlık vardır. İyi gelir daha evinden sonra. Beraber keşfedersiniz. Şimdi Ayşegülcüm bak sen o konuda... Şşş, yavaş! Yürü git! Ya niye anlamak istemiyorsun? Uyuyamıyorum ben ya. Uyuyamıyorum yani. Dün gece gözüme 5 dakika uyku girmedi. Yemin billah bak gerçekten yani.
Çünkü ya 5 yıldız otellerde kalıyoruz öyle kuş tüyü yataklarda yatıyorum yani uyuyamıyorum. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü seni özlüyorum. Bak gerçekten ya senin şu sınırlarının içerisine girdim. Şuraya çadırı kurdum. Kampımı yerleştirdim. Mis gibi bebek gibi uyumuşum valla. Hem Elif'in o da evine gel. Duymak istemiyorum, duymak istemiyorum, Ayşegül. Duymak istemiyorum. Ayşegül! Bak kalıyorum burada. İzin verdin yani. He? Ayşegül. İzin verdi herhalde ya. Kim bu çamaşır saatinde ya? Üf. Ettin mi? Hayır. Eyvah. Belli oluyor. Bak ne diyeceğim. Ne? Ben bir şeyler hazırladım. Yani senin şimdi kan şekerin düşmüş belli. Bu sende biraz agresifliğe yol açıyor. Gel yiyelim. Geçer hem iyi gelir. Ne hazırladın? Şu sandviç. Meyve, limonata falan. Neyli sandviç? Kavurmalı kaşarlı. Hadi be. Allah. İyi. Yedikten sonra çadırını toplayıp gideceksin ama. Tamam. Tamam. Üstüme bir şey geçirip geliyorum. Ayşegül. Şurada bekleyebilir miyim? Hayır. Sen nasıl kaldın burada bu çamurda? Bu titizlikle devrim olmuş senin için. Vallahi ruhum bile duymadı. Bütün bunları sen mi yaptın? Senin için. Hadi ya. Eline sağlık. Bitirince toplarsın. Anca gidersin. Be. Şişt, Ayşegül. Ya bir dur 2 dakika ya. Hem ben... Buraya oturup konuşuruz diye böyle yaptım, hazırladım. Yani yerken konuşuruz. Yani bak, böyle ayakta yemek yemek tıbben hiç sağlıklı değil. Yani bunu bir tıp adamı olarak söylüyorum ben. Vallahi. Hem ayrıca reçelli ekmek de var. Sen çok seversin. Sen çok üşümedin mi burada? Uf. Dondum dondum. Felaket üşüdüm biliyor musun? Titredim içeride ya. Beter ol. Ya Ayşegül bak bana kızgınsın biliyorum ama bu sefer yemin ederim benim bir suçum yok. Gerçekten. Can. Geç bu ayakları ya. Ya kızım vallahi billahi diyorum ya. Bak yemin ediyorum. Ya Elif'in oraya geleceğinden haberim yoktu benim. Kız kendi kendine doktor getirdi çünkü. Aynen öyle. Doydum ben. Hem yalanı hem de yemeğe. Ya Ayşegül. Ya bıraksana. Bırakmam. Ya bırak. Bırakmayacağım ya. Ya bırakır mısın? Ayşegül. Ne? Ben galiba yine hastalandım ya. Boğazım ağrıyor benim, valla ateşim çıktı, bayılacak gibiyim. Bak. Yok ateşin. Var var. Ya bırak. Ya bir dur, bir bak, bir daha bak, bir daha anlamadın sen. Bir bak, iyi bak. Yanıyorsun sen. Değil mi?
Ben de senin ateşini düşürecek bir şeyler var. Gidip getireyim. Vallahi mı? Vallahi. Ne gibi? Dur bak, ben getireyim şimdi. İyi, getir. Vay be. Canım ya. İçi gidiyor canım benim için. Ben hiç dayanamaz ki o bana zaten. Demek yanıyorsun ha? Demek yanıyorsun. Ayşegül, o ne? Ne bekliyordun ki Ayşegül? Sıkıyı görür görmez kaçar Cantekin. Ne yapacaktı? Günlerce kamp mı kuracaktı aşkından? Allah'ın cezası. Oğlum nerede kaldın lan bunlar? Patron, ha? O iş bende dedim sana ya. Bir dur, gelecekler. Efe, oğlum vaz mı geçsek ya? Yol yakınken ha? Benim için hiç rahat değil. Hadi bakalım. Patron, ben sana ne dedim? Ne dedim? Kahraman olacaksın dedim. Kahraman? Kahraman. Bir kere güven ya. Şurada notlaya dursun. Aferin kızım. Dede! Dede! Dedeciğim! Dedeciğim iyi misin? Ah, adamı deşmişler iyi misin diyor ayol. Bu çocuk kime çekti acaba? Ayşegül. Murat'ın adamları Ayşegül'ü kaçırdı oğlum. Ne diyorsun dede? Nasıl? Boş ver artık Ayşegül'ü oğlum. Çok şükür kurtulduk şu kızdan artık. Olanla bitmişe çare yok. Önüne bak oğlum, önüne. Sen ananı dinleme oğlum. Ayşegül'ü bu barbar Murat'ın ellerinden kurtar. Bunlar galiba son sözlerim. Hayır. Dede! Dedeciğim! Dede! Dedem öldü. Ay. Adam son nefesinde bile Ayşegül'ün adını söyleyip gitti. Görüyor musun? Ben senden bunların intikamını almaz mıyım Murat? Dedemin kanını... Nanamın kanını yerde mi bırakacağım lan? Senin o
kancık kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geliyor. Yalnız bir dakika. Ben yaşıyorum daha. Doğru söylüyorsun anne. Orayı atlamışım. Karacan! Karacan! Ay, beni bu ölüyle bırakma! Karacan! Karacan! Ay, gitti. Akreplere yem edelim. Ay, sesi kulaklarımı tırmalıyor. Onunla aynı havayı soluyunca öksürük tutuyor beni. Gıcık vardır tatlım, ondan öksürüyorsundur. Sen hala konuşuyor musun? Karacan! Karacan neredesin? Güzel misin? Çek elini, dokunma bana! Ne o? Karacan gelip seni kurtaracak mı sanıyorsun? Sanmıyorum. Çünkü o beni gelip kurtaracak. Çünkü o bir Karacan. Anladın mı? Kimseyi yarı yolda bırakmaz! Karacan! Ama seni kurtaramayacak. O ne be? Karacan! Karacan! Muhafızlar! Karacan aşkım, kurtar beni! Hayat, şunu tutar mısın? Demek sen. Sarayın güzelmiş Murat. Kaça yaptırdın? Neyse. Köpek soyu. Yalnız biz sevgiliyiz. Yani kraliçe mraliçe dinlemem, yolarım seni. O gözlerini yolarım. Bu dedem için. Bu nanam için. Bu da... Benim için iki kere öldür. Senin için olacaktı ama öldü. Ay neyse. Aşkım. Nayşegül. Karacan. Nayşegül. Kahramanım benim. Kahramanın yesin seni. Patron, alo. Şş, orada mısın ya? Alo. Şş, orada mısın ya? Karacan bu kim? Nefe galiba. Efe kim Karacan? Şş, patron, alo, orada mısın? Ne diyorsun lan? Geldiler diyorum. Bunlar mı saldıracak lan Ayşegül'e? Evet abi. Oğlum bunlar çocuk. Ayıp oluyor ama. Çocuk kim ya? Tıraş oluyoruz biz, tıraş. Sen Allah belanı vermesin ya. Ben nasıl el kaldıracağım lan bunlara? Bir dakika abi. Bir dakika. Şş, bana bakın. Şimdi Ayşegül ablanız gelecek, tamam mı? Onu böyle biraz sıkıştıracaksınız. Biraz yalışın, tamam mı? Sonra iyi bakın. Bu amca var ya, gelecek, kızı kurtaracak. Tamam. Aferin. Yalnız amca derken? Abi, bizim şu yövmeyeler sakata gelmez değil mi? Ha. Abi be, çocuklara bir şey edelim. Edelim. Ah, edelim. Seni bu pinne kuyuya inelim. Biz nereden bileceğiz şimdi ne zaman çıkacak kız evden? Ha, şey ben Ece ile konuştum patron.
Şimdi o bakkala çıkacakmış o. Birazdan görünür buradan. Kesin. Bana bakın çocuklar, yalnız öyle fazla terbiyesizleşmeden falan şey... Alo, kime diyorum ben ya? Fazla terbiyesizleşmeden şey yapın yani. Öyle çok gitmeyin kızın üstüne. Ayşegül, nasılsın? İyiyim ya, markete gidiyorum. Bizim buralarda mı? Sizin burada bir şirkette toplantım vardı. Buraya kadar gelmişken de seni bir göreyim dedim. Neredesin sen şimdi tam olarak? Nasıl ya? Bizim buralarda bir şirket mi var? Ay inanıyorum canım, daha neler. İşte markete gidiyorum, tekrar döneceğim eve. Tamam, hoşça kal. Geliyor. Şşt, çocuklar. Ayşegül ablanız geliyor. Göreyim sizi, tamam mı lan? Yalnız bana bakın. Böyle terbiyesizlik yapmadan, ahlaksızlık yapmadan düzgün düzgün rahatsız ediyorsunuz, tamam mı? Terbiyeli, ahlaklı, terbiyeli. Yürüyün lan. Beyler, hadi. Dışarıda mı buluşsaydık acaba ya? Şşş! Abla, ne yapıyorsun? Aa! Abla, karnımız aç abla. Ne oluyor ya? Yürü! Şşş! Bakayım! Şşş! Aa! Bırak! Sizi küçük veletler. Gel. İyiyorsa gel. Hadi gel bakalım. Gel. İyiyorsa gel sizi küçük veletler sizi. Ne oluyor? Dur. Dur Murat. Bu benim meselem. Tut. Murat lan bu. Sen kasap Necmi'nin oğlu değil misin? Abla affet. Şimdi gidiyorum abla, babana. Affet. Vallahi bir daha yapmayacağım. Ananız babanız sizi boşu boşuna okutuyor. Bunun için mi okutuyor sizi? Kasap Necmi sabahtan akşama et döveceğine seni dövseymiş. Yürü Murat. Kaç oğlum, kaç. Paramı yedirdi lan sana Murat. Bak patron. Ne var? Kalbimi kırıyorsun, kalp kırarım. Muratçı oğlum sen de. Nasıl iştir lan bu? Şimdi bu ne biçim plan lan? Ben de anlamadım ki patron ya. Gene geldi adam, şekil şekil giyinmiş böyle artist artist. Lord gibi aldı götürdü kızı ya. İşin kaymağını gene o yedi, gene o yedi. Bak bak sen dünkü veletlere bak ya. Ben sizin kısa paçalı günlerinizi bilirim. Ayşegül iyisin değil mi? Bir yerine falan bir şey olmadı yani. İyiyim iyiyim, sinirlerim bozuldu sadece. Bir yerlerde kahve içelim mi? Olur. Eve girmek istemiyorum şimdi. Çay çok iyi geldi. Ya Murat, bir şey söyleyeceğim. Senin annenler senin adını Hızır Murat koysalarmış. Ya bir insan nasıl tam zamanında, tam yerinde olur ya? Şaka gibisin yani. Süper kahraman gibisin. Takım elbisende bir pelerinin eksik. Ay. Ayşegül, senin o evde tek başına kalman benim pek içime sinmiyor. Niye? Yani ne bileyim, iti var, uğursuzu var. Sonuçta bir kadınsın. Murat, ben bir kadın olarak bu zamana kadar her şeyin üstesinden geldim.
Aynı zamanda değişiyorum, büyüyorum, gelişiyorum. Bundan sonra da üstesinden gelebilirim. Merak etme. Doğru. Haklısın. Dedem arıyor. Efendim dedeciğim. He mıncırık. Akşam sana uğrayayım da karşılıklı bir çay içelim ha. Laflarız da. Ne dersin? Ne mi derim? Oley derim ya. Harika. Akşam görüşürüz. Bay bay. Tamam yavrum oldu. Dedem aradı. Akşam geliyormuş. Alışveriş yapsam iyi olacak. Hala İsmail amcayla görüşüyorsun. Ne kadar güzel. Onun yeri bende çok ayrı. Alo dedeciğim. Ha mıncırık. 5 dakikaya oradayız. Haberin olsun ha. Tamam. Her şeyi hazırladım. Çayı da demledim. Bekliyorum. Tamam. Bu kim ya? Ha Ece ile Efe'dir herhalde. Ay geldim geldim. Maskeni indir maskeni. Şimdi biri görecek bir şey olacak. İyi akıl ettin ha patron. Patron. Hı? Ben hayatımda ilk defa Ayşegül'ü bu kadar sessiz görüyorum ha. Oğlum işine bak ya, arabayı kullan sen. Çok konuşma. Bana bak, yaklaştık mı ya? Ha, az kaldı. İyi. Sen benim arabayı çektin mi deponun oraya? Ha, evet evet, araba orada. Çek patron. Çektim, çektim, çektim. Gel, dur geliyorum. Gel bu tarafa gel. Canım ya. Baksana ne kadar tatlı uyuyor. Hadi patron ya. Hadi ya, kurban olayım sana, minneti görüneceğiz. Tamam, tamam. Cık, cık, tatlıymışmış. Gel, gel. Otur önce, otur. Kızım sağ ol ya. Tamam. Tamam. Aç kapıyı, hadi aç.
aç kapıyı. Geç patron geç. Ne yapıyorsun lan? Yatır şuraya. Yatırıyorum şuraya. Örtendin mi patron? İyi fikir. Örtü bulsana bir tane örtü. Patron. He? Manyak mısın sen ya? Niye? Ya sana diyorum ki kahraman olacaksın. Kız kaçırıldığına inanmalı ya. Çok biliyorsun sen Efe. Her şeyi çok biliyorsun değil mi? Patron. Kim kaçırdığı kadını kanepeye yatırır da üstünü örter? Allah'ın aşkına buna bir cevap ver ya. Eline sütle kurabiye verelim bir de tam olsun ya. Konuşma konuşma. Kaldır şunu hadi şu sandalyeye bağlayalım. Bileyim ben neye bağlayacağız oğlum? Gel şuraya. İşte üstüne atacakmışız da. Gel tut kolu. İp var patron. İp nerede ki? Onu da ben bulayım değil mi? Onu da ben bulayım tamam patron. Baksana ucuna var ya. Efendim dedeciğim. Can, neredesin evladım? Telefonun kapalı, ölecek haberin olmayacak be çocuğum. Dışarıdaydım dedeciğim ya, herhalde çekmemiştir. Hayırdır? Bak Can, şimdi sana bir haber vereceğim. Ama panikleme mi çocuğum, tamam mı? Allah Allah, ne oluyor be? Hay, ayaktaysan otur bir defa. Bak söylüyorum. Ayşegül'ü kaçırdılar yavrucuğum. Ne? Ayşegül'ü mü kaçırdılar? Ne diyorsun sen? İnşallah bir gören falan olmamış. Ama gören olmuştur inşallah. Kim kaçırmış? Kendi gözlerimle gördüm evladım. Sizin oralardaydık. Yanımızdan bir araba geçti. İçinde ip midir, kopuk mudur nedir? Maskeli tipler vardı. Sonra ne yapacağız şimdi be? Bak Can. Şimdi ben doğru eve gidiyorum tamam. Sen de neredeysen bir an önce gel. Ha merak etme. Ben polise haber verdim, ortalığı ayağa kaldırdım. Tamam mı yavrum? Sen çabucak gelmeye bak. Polis mi? Ne diyorsun? Niye? Ya tamam ben hemen geliyorum dedeciğim. Hemen de hemen geliyorum kapat. Efe ben gittim Efe. Efe. Patron geri. Direkt de anlatırım sonra. Avazım çıktığı kadar bağıracağım ve şarkı söyleyeceğim. İmdat! La 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 la. Polis!
sonumuzu hayretsin ha. Allah'ım, kurban olayım sana, yardım et ya. 46 cevapsız arama. Yuh, açmazsam susmaz bu. Efendim sevgilim? Alo! Efendim neredesin Efe sen? Neredesin sen ya? Ayşegül kayıp biliyor musun? Ayşegül'ü kaçırmışlar. Arkadaşımı kaçırmışlar. Beni koydun buraya tek başıma, sen de yoksun. Burada zancılarım tuttu, kasım kasım kasılıyorum. Bak ben bu gece doğurmazsam başka bir gece doğurmam, haberin olsun ha. Aşkım sen sakin ol, tamam mı? Böyle nefes al der. Nefes al der, sen hiç şey yapma kendini. Ya bak bana sakin ol falan deme. Sakin ol deme bana Efe. Aşkım kurban oldum canımın içi bak. Dün de öyle boşuna stresten kendini otelde bayılttın zaten. Tamam yapma böyle şeyler. Ayşegül'ü merak etme sen. O başının çaresine bakar. Kurban olayım sana ya. Ay Ayşegül'ü boş ver diyor. Ay bakar başının çaresine diyor. Bak vallahi bak bayılacağım. Bak şu an bayılacağım. Bak fenalık geliyor Efe. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Ece. Kızım ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Ayşegül'ü biz kaçırdık. Ne? Ne? Ayşegül'ü siz mi kaçırdınız? Canın kahramanlık yapması gerekiyordu. Yani biz işlerin bu kadar dallanıp budaklanacağını nereden bilelim ya? Yani Ayşegül benim yanımda, sen merak etme, tamam mı? Ya siz manyak mısınız ya? Ya siz kafayı mı yediniz? Neredesiniz şu an? Tamam. Neredeymiş, ne olmuş? Yürü yürü, ben sana yolda anlatacağım. Ay ben çok fenayım, bu gece doğurmazsam yani var ya. Patron. Tam olarak durum ne? Kurtulacağız değil mi bu işten alnımız akıyla? Oğlum iş düşündüğümüzden de ciddi lan. Bütün televizyonlar Ayşegül'den bahsediyor, kaçırıldı diye. Bütün emniyet dayak buzda. Dedem 500 bin lira ödül koymuş. Anam iş ciddi diyor cidden patron. Ben? Şşt ben gidiyorum. Ne yapıyorsun? Çık dışarı. Çık dışarı diyorum ben. Var abi. Dışarı. Korkan herif. Çık. Nereye gidiyorsun lan? Patron. Ne var lan oğlum bu işe? Beni sen bulaştırdın, birlikte temizleyeceğiz. Yürüm. Ne yapacağız biz şimdi patron? Oğlum yapacağımız şu işte. Ne yapalım, gireceğiz içeriye, anlatacağız ya. Kahramanlık yapmaya çalıştık, yapamadık, beceremedik falan filan. Yemedi diyeceğiz. Ne yapalım, yürü. Allah belamı versin bu sefer öldürür bizi. Net öldürür diyorum sana ya. Efe yürü. Çıkar şu kafandakini de. Çıkar. Patron. Oğlum çıkarsana şu kafandakini. Hadi. Hayret bir şey ya. Ayşegül bak gerçekten kusur. Anan! Patron, ipleri çözmüş bu kız. Vallahi korkulur bu kızdan patron. Hay Efe, ben senin yapacağın işin içine. Yürü çabuk yürü, yürü bulalım kızı. Ben ne yaptım? Fırla bulalım. Ayşegül! Ayşegül! Oğlum nerede bu kız ya? Bilmiyorum ki patron. Efe bu iş böyle olmayacak oğlum. Ne yapacağız patron? Ayrılalım. Sen şuradan git, ben de böyle gideyim. Tamam. Hadi. Ayşegül! 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 Biliyordum. Bitti bir tanem, bitti. Beni kurtaracağını biliyordum. Patron! Ayşegül! Oh! Bulmuşsun ya. Sen...
Efe. Ya kızım nereye kayboldun kaçta göz arasında ya? Aklımız çıktı. Bir dakika. Siz yapmadınız değil mi? Can. Yok artık. İnanmıyorum. Can siz yapmadınız değil mi? İnanamıyorum ya, sana. Ayşegül bir dinle ya. Ben de ne yaptığımı bilmiyorum, anladın mı? Bu işe niye bulaştım onu da bilmiyorum zaten. Ödüm patladı seni kaybedeceğim diye. Ya sana kahramanlık yapıp kurtarmak istedim işte. Başaramadım, ne yapayım, kaybediyorum sandım seni. Zaten beni kaybettin Can. Sana inanamıyorum. Yani inanamıyorum bunu yaptığına. Gerçekten kaçırıldığımı sandım ya. Gerçekten kaçırıldığımı sandım. Ödüm koptu. Sana inanamıyorum. Bak sen sevmeyi bilmiyorsun, tamam mı? Ayşegül lütfen. Sevgi nedir bilmiyorsun. Ece. İyi misin? Yeter artık Can Tekin, yeter. Aşkım. Efe sakın gelme eve, sakın. Merak ediyor. Ece bir telefonu versene, dedeyi arayayım. Tamam, al canım. Ece arıyor. Buyur kızım. Alo dede, ben Ayşegül. Ayşegül? Ayşegül arıyor. Vallahi de billahi de Ayşegül arıyor. Neredesin kızım sen? Dede, bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Arkadaşlarımla yedim ben. Telefonu da çekmemiş herhalde. Ama kızım gözlerimde gördüm. İki tane adam maskeli arabayla yanımızdan geçtiler. Sizin evin tarafından geliyorlardı yavrum. Gördün değil mi? Bu işte Ayşegül Hanım'ın dümenlerinden biri çıktı. Sen doğru söylüyorsun Medya teyze. Korkulur bu kızdan. Onları tanıyorum ben dedeciğim. Arkadaşlarım onlar benim. Yanlışlık olmuş işte. Özür dilerim, sizi de üzdüm. Affedin olur mu? Thank you.
Ayşegül. Ne oldu? Bir şey yok ya. Gidip sıcak bir ekmek alacağım. Ay fırından sıcak sıcak. Çıtır çıtır. Yorulduk çok. Hele sen bu hamile halinle girmediğin macera kalmadı. Hadi sen uyu tamam mı ben gelene kadar? Tamam. Hemen gel. Alo. Günaydın Ayşegül. Nasılsın? Günaydın. İyiyim. Sevindim. Bugün bol bol dinlen olur mu? Akşam zaten uğrayacağım ben de. Murat, vallahi gerek yok. Gerçekten. İyi peki tamam. Ben de yemek yaparım o zaman. Ece de var. Tamam görüşürüz. Hoşça kal. Ne ya? Beni ne olur bir kere dinle Ayşegül. Ayşegül biliyorum. Senle oturup şöyle bir kere konuşamadık. Yani doğru düzgün olduğumuz gibi. Gerçi sen hep olduğun gibiydin de. Ben arıza bende. Hep biliyorum. Bana sevmeyi bilmiyorsun dedin. Doğru. Sevmeyi çünkü kendimi sevmiyorum Ayşegül. Hatta kim olduğumu bile artık pek bilmiyorum. Kafam biraz karışık yani. İnsan kendini sevmeyince onu sevenin de kıymetini bilmiyor. Biz sen adam gibi birleşebildik. Ne de ayrılabildik Ayşegül. Artık beni istemiyorsun. Biliyorum. Çok haklısın. Ama son kez gör beni Ayşegül. Son kez. Akşam seni ben o götürdüğün kır kahvesinde bekleyeceğim. Son bir veda için. Ben seni sevmeyi bilmiyorum ama ben senin için canımı bile veririm Ayşegül. Gelecekti. Kızım söyleseydin ya. Allah Allah ben giderdim. Saçmalama Ece ya. Yalnız kalmayayım. İşte ikimiz yalnız kalmayalım diye geldi. Gelme mi deseydim? Sen niye hala bana laf anlatıyorsun ve gidip acaba kapıyı açmıyorsun? Budu 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 budu. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene. Hoş geldin Murat. Merhaba. Hoş bulduk.
Ayşegül. Sen iyi misin? İyiyim ya. Bir şey yok. Gerçi benimki de soru. Kızın başına gelmeyen kalmadı. Hala iyi misin diye soruyorum. Her insan nasıl iyi olsun değil mi Murat? Ya tabii. Ayşegül, sen solgun görünüyorsun. Hasta mı olacaksın acaba? İyiyim ya. Bir şey yok, üstüme gelmeyin. Akşam seni Pino götürdüğün kır kahvesinde bekleyeceğim. Son bir veda için. Ben seni sevmeyi bilmiyorum ama... ben... senin için canımı bile veririm Ayşegül. Ayşegül iyi misin? Ayşegül. Ya gitmem gerek Ece. Nereye, ne yapıyorsun? Ayşegül, nereye gidiyorsun? Murat, çok özür dilerim gerçekten ama gitmem gerekiyor. Ya Ayşegül, saçmalama. Gece gece nereye gidiyorsun sen ya? Ya anlatayım. Ya! Gitti. Bir taksi geçmedi ya. Abi, bu din mi? Dinimi imanım o. Ne oluyor ya? Ah! İmdat! İmdat! Ah! İmdat! 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 Efendim? Karın elimizde. Dedeciğinin bahsettiği 500 bini getir, yoksa bizi ortadan kaldırır. Sonsuza kadar kaybolur. Ayşegül iyi misin? Bana bak, o kızın başına bir şey gelirse eğer sana dünyayı dar ederim, anladın mı? Dünyayı başına yıkarım. Dediğim gibi, 500 bini hazır et. Haberleşeceğiz. Yeri bildireceğim sana. Lan! Ben nereden bulayım lan bu saatte o kadar parayı? Bu arada... işe karışırsın eğer. Ayşegül! Alo! Alo Can? Alo! Annen kasada kaç para var? Ne oldu? Ya kasada kaç para var anne? Kasada para tutmuyoruz ama sabah bankadan çekiyoruz. Ya ben bilmiyor muyum bankadan sabah gidip para çekmesini? Evet, sakin ol. Öf! Anne! Can, ne oldu oğlum, iyi misin? Ya bir dur, kasanda ne kadar para var? 30-40 bin dolar herhalde. Can, yine ne oldu, niye soruyorsun? Tamam, yok bir şey, anlatırım ben sana sonra. Hadi kapat. Can! Ne var Can? Murat, kasanda ne kadar nakit para var? Can, bu olacak iş değil. Vakit kaybetmeden polisi aramalıyız. Murat. Ya herifler, eğer işin içine polis girerse kızı bir daha göremezsiniz dedi. Ne polisi araması? Nerede bu herif?
gidiyorum. Can bekle. Ayşegül, o adamların elindeyken ben burada böyle bekleyemem Murat. Gidiyorum. Bak Can, yanlış yapıyoruz. Bu adamlar tehlikeli olabilir. Polisi aramalıydık. Ya böyle asıl Ayşegül'ü tehlikeye atıyoruz. Umurumda bile değil. Ben bekleyemem. Kaç para var burada? 250 bin nakit. Geri kalanını sabah banka açılınca alacaksın. Sen o zaman eve gidiyorsun Can Tekin. Bankalar açıldığında paşa paşa o kuyruğa giriyorsun. Sonra geri kalan kısmını bana getiriyorsun. Ha, kızı da o zaman alırsın. Birader. Can! Ayşegül! Yaklaşma. Can! Can! Ambulanslara! Ambulanslara! Can! Can iyi misin? Can! Can! Alo. Bize çok acil ambulans lazım. Çok acil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.